Huni TV Ekonomi Günlerinden merhabalar. Bugün yurt dışı ve yurt içindeki piyasaları değerlendireceğiz. Özellikle Çin, ABD ve Euro bölgelerinde enflasyonla mücadele devam etmektedir. Asya piyasalarında geçen hafta borsalarda yükselme meydana geldi ve bu Avrupa ve Amerika borsalarına da yansıdı. Bunun tek nedeni Çin Halk Cumhuriyeti'nin 42 milyar dolarlık menkul kurtarma planıydı. Fakat bu planın istenilen sonucu vermediğini ve kısıtlı meydana geldiğini görmekteyiz. Çin Halk Cumhuriyeti tarafına baktığımız zaman Çin'de yeniden mali anlamda yapılanma ve düzenlemeye gittiklerini görmekteyiz. Bunu da nereden anlıyoruz? Çin Halk Cumhuriyeti'ne giren yatırım miktarlarının doğrudan yatırım miktarlarının azalmaya başladığını görmekteyiz. Euro bölgesine baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası tarafından bu yıl içinde 3 defa faiz indiriminin kesin geleceği görülmektedir. Önemli olan burada Fransa ve İtalya gibi ülkelerin faiz indiriminden yana olduğunu ama özellikle Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinin ise bu duruma temkinli yaklaştığını görmekteyiz. Almanya'nın özellikle enflasyon konusunda taviz vermeyen bir yapısının devam ettiğini de görmekteyiz. Avrupa ekonomisi hala zayıf ama rakamlara baktığımız zaman bu zayıflığın rakamlara yansıdığını ama toparlanmanın devam ettiğini de açık bir şekilde görmekteyiz. Özellikle burada Japonya'ya ayrı bir ele almak gerekir. Japonya ekonomisinde durgunluk devam etmekte. Ve önümüzdeki yıllarda Japonya en çok konuşulan ülke konumunda ve Japonya'nın 2024 ve 2025 yılının en zor geçecek ülke konumunda. ABD tarafına baktığımız zaman ABD'den gelen enflasyon rakamları önemli. Biliyorsunuz ABD 100 yıl aradan sonra piyasalarda T1 takas sistemini başlattı. Fakat bunun yanında ABD'de enflasyonda istenilen sonuç alınmamasına rağmen piyasaların güçlü kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Fed bu konuda temkinli ilerliyor ve sürpriz yapmadan ilerlemektedir. Özellikle dünyada ticaret savaşının yeniden başlayacağını görmekteyiz. Zaten durgun olan piyasaların özellikle G7 ülkelerinin Rus rezervlerine el koyması, Rusya'nın buna hamle yapması bekleniyor. Bu da az bir rakam değil. Bu rakam 500 milyar dolarında. Kripto para konusunda ABD'de gelişmeler yaşandı. Bu da kripto paranın 70 bin dolar seviyelerine çıkmasına tekabül etti. Önemli olan ABD'de ETF sistemlerinin Bitcoin ve Ethereum'la diğer kripto paralara da yansıdığını da görmekteyiz. Altına baktığımız zaman altındaki yükseliş devam etmekte. Buradaki en önemli neden Çin faktörü. Bunun yanında özellikle Çin Merkez Bankası'nın rezervlerini çeşitlendirmesi, Hindistan'ın altın rezervi biriktirmesi, bunun yanında Ortadoğu ve Ukrayna Rusya Savaşı'nın devam etmesi altının bu 2024 yılında yükselmesine de devam edeceğini işaret etmektedir. Emtialara baktığımız zaman sanayi tipi emtialarda artışlar meydana gelmektedir. Bu artışların en büyük nedeni de Çin Halk Cumhuriyeti'nin sanayi tipi emtiaları elinde toplaması. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de borsa evet yükselişte. Sıcak paranın özellikle tahvil ve borsaya doğru girdiğini görmekteyiz. Ve bu gelen para da artmaktadır. Ama burada borsa da aslında bir vurgun yapılmaktadır. Nasıl bir vurgun yapılmaktadır? Halka arzalla vurgun yapılmaktadır. Geçen sene 53 tane şirket halka arz yapılmış. Bu seneye baktığımız zaman da bu rakamın 17 tane olduğunu görüyoruz. Burada önemli olan şu, borsa 8 binden 11 bine çıkıyor. Daha sonra tekrar düşüş kaybediyor. Aslında burada bir vurgun yapılmıştır.
Hisse sahipleri burada toplam 8 milyon 580 bin lira para kazandı. Ama küçük şirketler bu parayı ya borçlarını ödüyor veya da işlerini geliştirmek için kullanıyorlar. Peki vatandaşlar burada ne kazanıyor? Vatandaşlar buradasa hiçbir şey kazanmıyor. Aslında bir vurgundur. Bu konunun araştırılıp incelenmesi gerekiyor. Bir yıldır bekledikleri para insanların üçte bir oranla düşmekte, yatırdıkları parayı da kazanamamaktadır. Türkiye'de bununla bir araştırılması gerekiyor. Türk ekonomisine baktığımız zaman geçen hafta büyüme rakamlarını konuştuk. Şimdi tekrar etmekte fayda var. Türkiye inşaata dayalı ekonomi modelinden vazgeçmelidir. Türkiye uzun zamandır enflasyonla mücadele eden bir ülkedir. Şimdi bunu yaparken de yumuşak inişle yapmaya çalışıyor ama bizim ekonomik modelimiz Amerika, Almanya, İtalya, Fransa değil. Bizim yapmamız gereken ekonominin bütün motorlarını durdurmak ve sert müdahale ile bunu yapmak gerekir. Bunu yapmadığımız sürece biz Türkiye'de kan kaybetmeye devam eder. Türkiye'ye gelen para özellikle sıcak para, vurkaç parasıdır. Bugün Türkiye'ye bu para girmiştir ama 2 ay sonra bu para çıktığı zaman Türkiye yine aynı kaosun içine düşüyor. Bunu da kalıcı ekonomik modellerle çözmemiz gerekmektedir. Enflasyonu düşürmenin tek yolu şu anda iç talebi sert bir şekilde kesmek gerekir. İç talebi sert bir şekilde kesmek gerekir. Çalışana ücret asgari veya emekliye zam gözükmüyor ama burada şu var, firmalar fiyatlarına ara zam koymaya devam etmektedir. Şimdi enflasyon tarafından baktığın zaman işçiye, memura, emekliye zam yok ama enflasyonu arttırıyor diyorlar. Ama diğer taraftan gıda tarafından veya diğer şirketlerin fiyatlarına zam yapması enflasyonu arttırmıyor mu? Bunu da düşünmek gerekiyor. Bizler döviz ve enflasyonla sürekli uğraştığımız için doğrudan yatırımı çekemiyoruz. Türkiye'ye ihtiyacı olan yatırım doğrudan yatırımdır. Bu bizim hem ihracatımıza hem ithalatımıza yansımaktadır. Türkiye'de iktisat kültürünün değişmesi gerekiyor. İhracata baktığımız zaman Türkiye'de hemen ihracat stratejisinin yapılması gerekiyor. İhracat planlamasının yapılması gerekiyor. İhracat politikasının değişmesi gerekiyor. Türkiye'de son 3 ayda bizim ihracatımızda bir düşüş var. Önümüzdeki 3 ayda da ihracatta daralma devam edecek. Bunun en önemli sebebi ihracatçı firmaların veya da ithalatçı firmalar da katalım. Finansmana erişimi Türkiye'de zor artık. Dış pazarlarda fiyatların sürekli artması rekabet ortamını kaybediyor ve Türk firmaları dışarıda pazar paylarını kaybederek mevcut ekonomik sistemde kan kaybetmeye devam etmektedir. Türkiye'de şu sorunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Cari açık ve ithalat rakamları sürekli artmaktadır. Türkiye'nin ekonomisini incelediğiniz zaman her kriz ortamında cari açık ve ithalatlarla düşme meydana gelmektedir ve siyasetçiler de bunu büyük başarı gibi algılamaktadır veya topluma anlatmaktadır. Türkiye krizden çıktığı zaman tekrar ithalat ve cari açık ve ithalat rakamları artmaktadır. Demek ki burada bizim kapsamlı bir ekonomik planlama yapmamız gerekiyor. Türkiye'de özellikle hane halkı borçlanması artmaktadır. Hane halkı borçlanması hem sağlıklı devlet yapısının ve sağlıklı şirket yapısının olmadığını göstermektedir. Burada önemli olan şuna da bakmak gerekiyor. Türkiye'de endüstrinin yapısı ithalata bağımlı. Bu da cari açığı arttırmaktadır. Şunu da eklemek gerekir. Türkiye'de dediğimiz gibi inşaata dayalı ekonomik modelden vazgeçilmeli, sanayiye ağırlık verilmeli,
sanayi Türkiye'de ne yazık ki hep geri plan atıldı ve sanayi kan kaybetti. Bu kan kaybetmeler yüzünden de Türkiye'deki bütün firmalar dış pazarlarda rekabetçi ortamlarını kaybetmeye başladılar. Sanayideki firmaları incelediğimiz zaman Türkiye'nin uzun soluklu firmaları sanayiden inşaat sektörüne geçtiğini görmekteyiz. İşte bu bize kan kaybettirdi. Onu TV ekranlarından hazırladığımız ekonomik gündem burada sona erdi. Görüşmek üzere.